Merhaba arkadaşlar. Hadi gelin biraz dikdörtgenin çevresi hakkında konuşalım. Bu önceden yaptığınız bir şey ama bu sefer bundan değişkenler kullanarak bahsedeceğiz. Bir dikdörtgenin çevresini değişkenler kullanarak yazabilir misiniz? Şimdi bir şeyi değişkenler kullanarak yazmak ne anlama geliyor? Eğer bir dikdörtgenin kenarlarını sabit değerler ile yazarsanız sadece bu sayı ve bu sayı ile çalışır. Yani eğer sabit değerler için çalışmasını istiyorsanız o zaman sayıları kullanmanız yeterli ama eğer herhangi bir sayı için çalışmasını isterseniz yani herhangi bir uzunluk ve herhangi bir genişlikteki bir dikdörtgen yazmak isterseniz karşımıza çıkan herhangi bir dikdörtgen için çalışsın derseniz o zaman değişkenleri kullanmanız gerekecek. Değişkenler dediğimiz şey aslında herhangi bir sayı demenin başka bir yolu. Şimdi bunu kendi başınıza yapabilecek kadar öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum o zaman önce kendini bulmayı deneyin sonra da aynı şekilde yapıp yapmadığımıza bakalım. Ben bunu şu şekilde yapardım. Yukarıda 4 var. Bu dikdörtgenin uzunluğu. O zaman aşağıdaki kenarda 4 olmalı değil mi? Aynı şekilde sağdaki genişlik de 3 olmalı. Öyleyse geriye bir tek çevreyi bulmak kaldı. Bunu da bütün uzunlukları toplayarak bulabilirim. İlk olarak 4'leri toplayalım. 4 artı 4. Bunlar iki uzunluğun toplamı. Bir de iki genişliğin uzunluklarını toplamamız gerekiyor değil mi? Artı 3 artı. 3 evet şimdi gördüğümüz üzere elimizde 2 çarpı 4 artı 2 çarpı 3 oldu. 2 çarpı uzunluğumuz yani 4 artı 2 çarpı genişliğimiz yani 3. Buna bakarak sonucu hesaplayabiliriz artık değil mi? 2 kere 4 8 eder artı 2 kere 3 de 6 eder. Toplam uzunluğu da böylece 14 olarak buluruz. O zaman 14 bu dikdörtgenin çevre uzunluğu imiş. Burada ne yaptığımızı görmek için hadi bir örneğe daha bakalım. Çünkü buna baktığım zaman 2 çarpı uzunluk ile 2 çarpı genişliği topladığımı görebiliyorum ama bir örneğe daha bakmakta da sakınca yok. Evet, aynısını burada da yapalım. İlk olarak 7 artı 7 yazacağız değil mi? Çünkü aşağıdaki uzun kenar da 7 ve buna bir de 5 artı 5'i eklemeliyiz. Yani aslında 2 çarpı uzunluk artı 2 çarpı genişlik yazmış olduk. Her iki durumda da aynı işi yaptık farkındasınız değil mi? Burası 2 çarpı 7 artı 2 çarpı 5 olacak. 2 çarpı 7 artı 2 çarpı 5 artık bunun sonucunu da hesaplayabiliriz. 2 kere 7 14 eder. 2 2 kere 5 de 10 eder. İkisini topladığımız zaman da evet dikdörtgenin çevresini 24 olarak buluruz. Şimdi bu işlemleri yaparken aklım bana şunu söylüyor. Bana bu uzunluğun ne olduğunu söylemene gerek yok. Bana verdiğin herhangi bir uzunluk. Buraya şöyle, şöyle başka bir dikdörtgen çizeyim. Evet, bana verdiğin herhangi bir uzunluk, evet herhangi bir uzunluk önemli değil. Tek yapmam gereken bu uzunluğu iki kere toplamak. Çünkü aynı uzunluktan elimizde iki tane var. Buna da iki tane genişlik eklemem gerekiyor değil mi? Aynı şekilde bu herhangi bir genişlik olabilir. Bunu da uzunluk gibi iki kere eklemem lazım. 2 çarpı uzunluk artı 2 çarpı genişlik. Bunu şöyle buraya yazayım. Çevre 2 çarpı uzunluk, bu herhangi bir uzunluk olabilir, artı 2 çarpı genişlik. Evet, artı 2 çarpı genişlik. Şimdi buraya yazdığım şey çevreye eşit oluyor. Eşittirin soluna da yazalım bunu. Çevre. Burada yaptıklarımız soruyu cevaplamada oldukça yeterli. Çevreyi değişkenler ile yazabildik. Uzunluk bir değişken, genişlik de bir değişken ama bunlar uzun isimli değişkenler. Peki bunu nasıl kısaltabiliriz? Biri size dikdörtgenimin uzunluğu şu kadar, genişliği şu kadar derse uzunluğu buraya, genişliği de buraya koyup çevrenin ne olduğunu bulabiliriz ama bu isimler uzun oldukları ve bir şeyleri kısa yazmayı sevdiğimiz için mesela çevre yerine ç yazabiliriz öyle değil mi eşittir 2 çarpı uzunluk evet uzunluk yerine de küçük u yazabiliriz çünkü böyle göstermek bütün kelimeyi yazmaktan daha kolay oluyor artı 2 çarpı genişlik bunun içinde Küçük g kullanalım değil mi? Genişliğin g'si. Şimdi dikkat ederseniz eğer istersek burada bırakabiliriz. Uzunluk da aynı zamanda bir değişken. Değişkenin her zaman bir harf olması gerekmiyor. Ne yazdığımızı bildiğimiz sürece istediğimiz her şey olabilir. Şimdi buna bakıp son bir adım daha atalım bence. Bunu daha da küçültmek istiyoruz, daha da basitleştirmek. Bu yazdığımıza baktığımız zaman gözümüze ilk çarpan şey ne oluyor? Buradaki ikiler ben buradayım diyorlar, değil mi? Buradayım. Ee, ve bize bakıyorlar. Bizi dışarı aldı ya da bağırıyorlar aynı zamanda. O zaman onları daha fazla bekletmeyelim. Burası C eşittir 2 çarpı parantez içinde uzunluk artı genişlik olacak. Evet uzunluk artı genişlik parantez içinde. İşte bu kadar arkadaşlar. Bir dikdörtgenin çevresini yazabileceğimiz en kısa yol. Bunu şöyle kutu içine alayım. Evet bu şekilde yazabiliyoruz. Eğer sizden bir dikdörtgenin çevresini değişkenler kullanarak yazmanızı isterlerse en son bulduğumuz şeyi hemen yazabiliriz. 2 çarpı parantez içinde uzunluk artı genişlik. Uzunluk ile genişliği toplayıp 2 ile çarpın.